Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Gürel ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün ses olaylarından ünsüz düşmesi videosuyla karşınızdayım. Ünsüz düşmesi genellikle üç şekilde karşımıza çıkacak. K ünsüzüyle biten sözcüklere cık eki geldiğinde bazı yapım eklerinin gelmesiyle sözcüğe bazı yapım ekleri geldiğinde de ünsüz düşmesi söz konusu olacak. Imsı, L gibi. Bir de ast, üst, rast gibi sözcükleriyle kurulan bileşik sözcüklerde de ünsüz düşmesi görülebilir. Hemen örneklerimize bakalım. Büyük sözcüğüne cek geldi. Büyücek k'miz düştü. Çabuk sözcüğüne cek geldi. Çabucak k düştü. Küçük sözcüğüne cük iki geldi. Küçücük oldu. Minik sözcüğüne cik geldi. Minicik oldu. Sıcak sözcüğüne cık, Sıcacık, tefek sözcüğüne cık, tefecik, ufak sözcüğüne cık geldi, ufacık şeklinde. Yani bu sözcüklerimizde ünsüz düşmesi görüldü. Bize soruda karşımıza bu kısım geleceği için kelimenin kökünü bularak işimizi kolaylaştırabiliriz. Büyücek sözcüğünü gördüğümüzde büyükten, çabuktan, küçükten, minikten, sıcaktan, tefekten, ufaktan geldiğini unutmuyoruz. Evet K sesiyle biten sözcüklere cık eki geldiğinde ünsüz düşmesi görülebilir demiştik. Yine yumuşak sözcüğüne cık eki geldi. Yumuşacık olduğu gibi. Başka bir e, ünlü ünsüz düşmesi olayı ise ımsı ya da L2 ile olabilir demiştik. Örneğin yüksek sözcüğüne L2 geldiğinde yükselmek diyoruz. Buradaki K düşüyor. Alçak sözcüğüne L geldi. Alçalmak. Ufak sözcüğüne ne geldi? Ufalmak. Seyrek sözcüğüne L geldi. Seyrelmek şeklinde oldu. Yine soruda karşımıza çıkacak kısım bu kısımdır. Yükselmek sözcüğünü gördüğümüzde yüksekten alçalmak alçaktan. Ufalmak ufaktan, seyrelmek seyrekten geldiğine dikkat edelim gülücük ve öpücük sözcüklerine dikkat ediyoruz. Bu sözcüklerde ünsüz türemesi varmış gibi yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Burada ünsüz düşmesi vardır. Neden? Sözcüğümüzün kökü gülmek fiilidir. Gülmek fiiline isim fiil gelmiştir ve isim olmuştur. Çünkü Türkçede cık eki isimlere gelir. O zaman eee gülüş sözcüğüne cık geldiğinde gülücük olur ve buradaki şeye düşer aynı secik aynı e, durum öpmek sözcüğüne isim fiil geldi, öpüş oldu. Yani isim yaptı. Cık eki geldiğinde öpücük oldu. Buradaki ş şey düştü. Yani gülücük ve öpücük sözcüklerinde ünsüz düşmesi vardır. Sağlık sözcüğüne cak geldi. Sağlıcak dediğimizde düştü. Kalkmak sözcüğüne dır geldiğinde kaldırmak oldu. At sözcüğüne daş geldiğinde ataş ne yaptı? bir tanesi düştü. Ve bir diğer ünsüz düşmesi yöntemi üst alt rast sözcüklerinde olur demiştik. Üst teğmen, üst ve teğmen ne yaptı? Bir tanesi düştü. Rastgele dediğimizde temiz ne yaptı? Düştü. Küçümsemek ımsı ikinde de olur demiştik. Küçük sözcüğüne ımsı geldiğinde küçümsemek yani buradaki k de düşmüş oldu. Evet bugün ünsüz düşmesini ele aldık. Üç şekilde aldık. K sesiyle biten sözcüklere cık eki geldiğinde örneğimiz burada mevcut. E, bazı yapım ekleriyle dedik. Yani bu yapım eklerimiz nedir? ımsı ya da le ile bir de bu kısımda olan işte az, üst, rast gibi sözcüklerde de ünsüz düşmesi görülebilir. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.